38, Ali Turan 63, Ergün 66, İlhan, Bülent Korkmaz'ın 11'i. Tarihinde ilk kez final oynayacak Kayseri Erciyesspor büyük bir başarıya imza attı Fortis Türkiye Kupası'nda. Beşiktaş'ın takım kadrosu 1 numara kalede Runye, 2 Serdar, 5 Gökhan, 7 Burak, 8 Baki, 11 Nobre, 13 Bobo, 17 Ricardinho, 19 İbrahim Üzülmez, 22 Ali Tandoğan, 41 Koray Jantigana'nın 11'i sevgili izleyiciler. Şimdi maçın 4. hakemi tamam işaretini veriyor İsmet Arzuman'a ve karşılaşmaya Beşiktaş başlıyor sevgili izleyiciler. Kadroda yok bu üç isimde. Şimdi Lazaro penaltı noktasına doğru sekiyor top. İlhan bir orta daha. Oyun devam ediyor. Lazaro cezadan içi. Koray kale sahası ön çizgisi üzerinde Cenk'i görüyorum ben yerde. Sıcaklık vardı bugün İzmir'de. Biraz meltem olduğu için, imbat olduğu için. Düne nazaran daha serin bir hava ve şimdi de biraz daha ılık bir hava. Ceza alanı içi gol pozisyonu. İnanılmaz bir gol kaçıyor. İlhan bomboş pozisyon. İnanılmaz bir gol kaçıyor sevgili izleyiciler. İşte görüntüye gelen bu gol pozisyonu. İlhan bu vuruşla topu dışarı gönderiyor. Orkun dikkatli, dakika 13, Ricardinho dışarıya. Sağ çizgideki Burak da içeri hareketlenince ters tarafta kimse kalmadı. Ricardinho döndü tekrar sol kanada. Şimdi Burak kale, mükemmel vuruyor direği dibinden dışarıya. Burak sol ayağını aldı. Orkun'un hiç beklemediği anda topu kaleye gönderdi. Top dışarı gidiyor. İşte Burak'ın vuruşu. Dakika 24. Zorunlu bir değişiklik. Bülent Korkmaz'dan 24. dakika. İlk oyuncu değişikliği Sırp golcü Caloviç. Kürşat, kaleci Orkun ve Jabi. Bülent Hoca geldikten sonra takıma yeni alınan kontrol edilen isimler. Beşiktaş atağı Jabi. Ali Turan, İbrahim Neca bir arasındaki bu mücadele. Tabi bakalım görüntüye gelecek mi? İsmet Arzuman'da gördü mü bilemiyorum. Yardımcısına soracak mı, sorma gereği hissedecek mi? Evet, birer sarı kart İbrahim'le. Jabi'ye işte burada pozisyon geçti. Burada yetişmeler, daha doğrusu formayı bırakmayınca İbrahim, Jabi'nin bu tepkisi var. İbrahim'le sonra bir güreş. Buna elense demek de mümkün olabilir. Mehmet Eren. Koray'da kaldı top. Koray. Ara pası, Burak hareketlendi. Bobo ceza alanı içinde yerden. Bobo üstürekten geri geliyor. Ricardinho kafa. Top dışarı çıkıyor. Out. Beşiktaş'ın gole çok yaklaştığı bir pozisyon. Dakika 47. Bobo işte pozisyon. Bir kez daha görüntüye geliyor. Burak'ın ortası. Savunma. Öyle zannediyorum ki Jabi ters bir vuruşla topu kendi kalesine doğru göndermiş. Evet, Jabi'den top üst direk. 53. dakika. 54 oldu. Ve Beşiktaş'ta da ilk oyuncu değişikliği. Köşe vuruşu kullanıldı. Penaltı noktasına doğru gelen top yanda boşta kaldı. Gökhan dışarıya vuruyor. Gökhan'ın önünde kaldı. Gökhan sol ayak. Top out'a gidiyor. İşte Gökhan'ın vuruşu. Top dışarıya böyle gidiyor. Ricardinho. Mustafa Sarp'la adeta 2'ye 1 yaptı. Mehmet Sedef son anda Orkun. Mehmet Sedef sol ayağıyla mükemmel vurdu. İbrahim Üzülmez. Nobre. Şimdi Ricardinho'dan Burak, kale vuruyor, sonra Orkun.
zor olduğu dakikalar geliyor. Bundan sonra her iki takım da biraz daha temkinli, biraz daha savunmada dikkatli oynayacaktır. Uzatmaları bekleyecektir belki de ama işte Kayseri Erciyesspor atar. İnanılmaz bir gol kaçırıyor Lazarov. Maçın başından beri belki de en net pozisyon. Erciyesspor'un aradığı pozisyon. İşte ortaya çevrilen top. Lazarov vuruşu top direğin dibinden avuta gidiyor. Xavi tek top oynuyor. Erciyesspor oyuncular. Xavi orada bir karambol. Son olarak Gökhan Zan topu uzaklaştırıyor. Kürşat. Ricardinho. Şimdi paslar isabetli olursa Beşiktaş şerikesi. Burak gol pozisyonu. Burak dışarıya Burak. Burak'tan bir şut daha, o da dışarıya. İşte baba oğul bir yudum su içiyor. Fikret Yılmaz belki de biraz rahatlıyor. Oğlunun bu vuruşu sonrasında işte Burak topu dışarı böyle gönderdi. Kayserispor savunması çıkarken kaptırdı. Az adamla yakalandı ve kalesinde bu tehlikeyi gördü. Mustafa Sar. Mehmet Eren. Mehmet ceza alanına girdi. Mehmet. Son anda İbrahim Kaş müdahalesi ve top kornere gidiyor. 84. dakika. Ceza alanı içinde yerde kaldı. Oyun devam ediyor. 0. Maç eğer bu skorla tamamlanacak olursa 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. İşte Ergün Teber, Serdar ve İbrahim Kaş arasında böyle kalmıştı. Ve İsmet Arzuman 90 dakikayı bitiriyor. 0-0. Erciyesspor'un vuruşuyla şimdi başlanıyor. 91. dakika. Erciyesspor. Bobo girdi araya. Ricardinho. İbrahim Akın top istiyor. Şimdi İbrahim'e doğru. İbrahim Akın bıraktı geriye. Bobo. Savunma yerleşiyor. Bobo şut mesafesi. Bobo önde açtı. Bobo vuruyor. Orkun Uşak iyi yer tutmuştu. Bobo'nun vuruşunda rahatlıkla topa hakim oluyor. Ali Turan kaptırdı. Ricardinho şimdi Bobo. Serbest vuruşu verdi. Avantajı kaybolunca Beşiktaş'ın Ali Turan'ı da yanına çağırıyor. İsmet Arzuman sarı kartını gösteriyor Ali Turan'a. 101. dakikanın içindeyiz. Kayseri Erciyesspor takımında sarı kart alan cezalara doğru. Dakikada Beşiktaş'ı öne geçiriyor. Beşiktaş'ın kupada da en golcü ismi. 6 golü vardı kupada. Fortis Türkiye Kupası'nda Bobo topu kafayla ağlara gönderiyor ve 102. dakikada Beşiktaş şimdi 1-0 önde. İlk uzatmanın 12. dakikası, maçın 102. dakikası. Bülent Korkmaz üzgün. Gol Bobo. İşte şeref tribünü. Beşiktaş takımının golü 13 numarayla Bobo. İşte Bobo'nun eşi, Ricardinho'nun eşi. Gol bir kez daha görüntüye geliyor. Bobo, Orkun bu pozisyonda mağlup oluyor. Serdar'ın ortası. Bobo yükseliyor ve topu ağlara böyle gönderiyor. Beşiktaş Fortis Türkiye Kupası'nda finalde 90 dakikası 0-0 sona eren finalde uzatma bölümünün ilk devresinde
102. dakikada 1-0 öne geçiyor. İşte 102. dakikada gelen gol. Bobo topu ağlara böyle gönderiyor. Serdar'ın ortası. Davison Rogério da Silva. Bobo. İlkem. Lazarov ceza alanı için bomboş kalıyor. Daha önce bir düdük. İsmet Arzuman. İşte bu pozisyonda bir faul düdüğü çalıyor. İşte Lazarov'un ara pası. Burada İbrahim Kaş'a yaptığı hareket için 2 puan daha topladı. Daha 3 hafta var ligin tamamlanmasına. Şimdi ara pası Jalovic yerde kaldı. Devam diyor İsmet Arzuman. Pozisyona da yakın. İşte bu pozisyon sevgili izleyiciler. Baki ile girdiği mücadele. İşte bu pozisyon. Gözler onda, bir elini havaya kaldırıyor ve 120 dakikayı bitiriyor. Kupa Beşiktaş'ın sevgili izleyiciler, Fortis Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Fortis Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Beşiktaş tribünleri ayakta, gerçekten son derece keyifli bir an Beşiktaş için, Beşiktaşlar için. Haluk Ulusoy'un elinden kupayı alıyor Beşiktaş. 45. Türkiye Kupası, Fortis Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. İşte o kalabalıkta ancak kameralar vasıtasıyla görüntü alabiliyoruz. Çünkü buradan o curcunada, o kalabalıkta neler oluyor anlamak mümkün değil. İşte yönetimiyle, futbolcusuyla, teknik kadrosuyla, bütün görevlileriyle tek yürek olmuş. Kupanın sevincini yaşıyor. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi siyah beyazlı takım.